Arkası Yarın. Katilin Ayak İzleri 7. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan John Dixon Kerr. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Doktor Nick'in büyüttüğü Brenda, Frank'le evlenmek üzeredir. Fakat Brenda'ya deli gibi sevdalı olan avukat Hugh, genç kızı bu evlilikten vazgeçirmeye çalışmaktadır. Ama Brenda, Frank'in ölen amcasından kalan milyonlarca dolara sahip olmak için vasiyet gereği evlenmek zorunda olduğunu söyler Hugh'a. Bu tartışmanın geçtiği günün akşamı Frank'i tenis kortunda ölü bulur. Genç adam boğularak öldürülmüştür ve kortta Brenda'dan başka kimsenin ayak izi yoktur. Avukat Hugh Brenda'ya ayağındaki papuçları yenisiyle değiştirmesini söyler. Brenda denileni yapar ve eski ayakkabısını elindeki torbaya koyup tenis kortunun orada bırakır. Polislere de katilin kendisinin papuçlarını giydiği yalanını söyler. Ya nasıl oldu da içinde eski ayakkabılarımın bulunduğu torbayı olay yerinde unuttum? Ah aptal kafam, ah! Dua edelim de torbanın içine bakmasınlar. Eğer bakıp da çamurlu ayakkabılarını bulurlarsa tenis kortuna senin girdiğine inanırlar. Ya o andaki panik halinde bunu akıl edemedim işte. Her neyse, üzülme, tamam. Belki de bakma ihtiyacı hissetmezler. Asıl beni düşündüren önemli bir konu var. Neymiş o? Acaba Kitty senin anlattığın hikayeye inandı mı? Benimle konuşurken biraz şüpheli görünüyordu da onun için meraklandım. Kitty bana çok yardım etti. Benim moralimi düzeltmek için elinden geldiği kadar çalıştı. Yalnız sözlerime inanmamış olmasını normal karşılayabilirim. Çünkü Kitty Frank'e aşıktı. Aşık mıydı? Hem de nasıl. Ya beraber oldukları zaman Kitty'nin ona ne kadar müşfik davrandığını, devamlı gözlerinin içine nasıl baktığını fark etmedin mi? Doğrusunu söylemek gerekirse hayır. Tabii birdenbire sevdiği adamın ölüsüyle karşılaşınca haklı olarak sinirleri bozulmuştur. Sen deminden beri ceplerinde ne arıyorsun? Senin kırılan tırnağını. Frank'in cesedinin üzerinden almamış mıydın? Almıştım ama şimdi bulamıyorum. Yoksa düşürdün mü? Ceplerimde bulamadığıma göre düşürmüş olmalıyım. Eyvah! İster misin polisler bulsun? Ya mahvolurum o zaman. Tenis oynarken bir ara senin parmağın acıyıp oyunu bırakmıştık, değil mi? Evet, neden sordun? Hiç. Girin. Bayan Brenda. Yalnız değilmişsiniz. Sizi de burada görmem çok iyi oldu Bay Hugh. Ne istiyorsun Maria? Dedektif Hardy ile cinayet masası komiseri ikiniz de yanına çağırıyor. Neredeler? Tenis kortunun orada. Brenda White ile Hugh Rowland dışında başka şüpheli var mı dedektif Hardy? Arthur Chanter adında bir delikanlı var komiser Fell. Madge Stargus adındaki tezgahtar kızın sevgilisi. Şu hava gazıyla intihar teşebbüs eden kız değil mi? Evet, o kızla Frank'in eskiden bir ilgisi varmış. Ben Arthur Chanter'ı iyi tanırım. Daha önce de bir hadiseye adı karışmıştı. Gayet soğukkanlıdır ve kafası kızdı mı her şeyi yapar. Ne iş yapar bu Arthur Chanter denen adam? Orpheum tiyatrosunda akrobatlık yapıyor. Tahsili varmış ama şansı yaver gitmeyince hayatını akrobatlık yaparak kazanmak zorunda kalmış. Peki Madge Stargus'la bağlantısı ne? Madge Stargus'ın aşığı. Kızı delice seviyor. Onun uğruna hiç gözünü kırpmadan Frank'i öldürebilir. Ya. Akşamüstü buraya gelerek Doktor Nick Young'a Arthur Chandler'dan bahsettim ve Frank'i ondan korumasını rica ettim. Bu arada polise haber verin demeyi de unuttum. Arthur Chandler'ın öğleden sonra bu civarda dolaştığını haber alınca da telaşla geri döndüm. Fakat geç kalmışım. Size göre Frank'i Arthur mu öldürdü yani? Kesin olarak söyleyemem ama bence bir numaralı şüpheli o. Çünkü Arthur Chandler'ın tenis kortuna kadar geldiğini biliyorum. Yalnız
Evet, yalnız ne? Yalnız Arthur Chandler'ın Bayan Brenda'nın tenis papuçlarını giymesine imkan yok. Çünkü adam iri yarı, büyük ayaklı bir insan. O zaman onun öldürmüş olma ihtimali ortadan kalkıyor. Bir ihtimal daha var. Bu işi Matt Stargus da yapmış olabilir. O da ufak tefek narin bir kız. Brenda'nın tenis ayakkabılarını giyerek tenis kortuna girip Frank'i öldürebilir. Bence bu zayıf bir ihtimal Harley. Bana kalırsa bir gün önce intihar eden bir insan ertesi gün cinayet işlemeye kalkmaz. Bakın ne buldum. Pembe ojeli bir tırnak parçası. Kadın tırnağı olduğu muhakkak. Nerede buldun Mateo? Tenis kortunun girişinde. Hemen bir zarfa koy. İlk fırsatta evdeki hanımların tırnaklarını muayene ederiz. Bu işe ne diyorsun Harley? Olay yerinde kırılmış bir kadın tırnağı. Sence katil... Eğer bu tırnak Brandon'ınsa bana yalan söylediği için çekeceği var. Sakin ol Hartley, hemen sinirlenme. Belki tırnak onun tırnağı değildir. Hele şunlarla bir konuşalım. Hugh Rowland'la Bayan Brenda geliyor. Hmm. Bayan Brenda, duyduğuma göre Bay Hugh Rowland size nişanlınızdan ayrılmanızı teklif etmiş ve siz de teklifini geri çevirmişsiniz. Doğru mu? Evet, o zaman öyle düşünmüştüm. Peki sonradan fikrinizi neden değiştirdiniz? Bakın, eğer sizce bir sakıncası yoksa Bayan Brenda'nın kararından cayma hikayesini fazla kurcalamayın. Çünkü bunun cinayetle hiçbir ilgisi yok. Brenda Frank'ten nefret etmiyordu. Fakat onunla evlenmeyi de istemiyordu. Bense ondan nefret ediyordum. Bayan Brenda, biliyorsunuz Frank'le evlendiğiniz takdirde büyük bir servete kavuşacaktınız. Bunu bilmenize rağmen yaşasaydı ona kendisiyle evlenmekten vazgeçtiğinizi söyleyecektiniz, öyle değil mi? Evet dedektif, serveti kaybetmeyi göze almıştım. Hem zaten onunla evlenseydim bile para benim olmayacaktı ki. O ne demek? Benim duyduğuma göre siz onunla evlendikten sonra servetin yarısına kavuşacaktınız. Yanılıyorsunuz komiser. Para Frank Doris'in adına bankaya yatırılmıştı. Jerry amca boşanma işi çıkmasın diye böyle bir tedbir düşünmüş. Evlenip parayı aldıktan sonra boşanmak için mahkemeye müracaat etmeyelim diye de bu tedbiri almış. Hmm. Gerçi Frank bana bol bol harçlık verecekti. Ama onun niyeti parayı gece kulüplerinde orada burada yiyip bitirmekti. Herhalde bunu biliyorsunuzdur. İkinizden biri öldüğü takdirde servet geride kalanın olacaktı, değil mi? Evet. Şu halde şimdi siz servetin tamamına kavuşmuş oluyorsunuz. Komiser, bu sözlerinizle Bayan Brenda'yı itham ettiğinizin farkındasınız değil mi? Şu anda bir cinayet soruşturması yapıyoruz Hugh Rowland. İstediğim her soruyu sorarım. Siz karışmayın. Karışırım Komiser Fell. Çünkü onun avukatıyım. Öyle olsun. Ama seni de sorgulayacağımı unutma. Ne istiyorsan sorabilirsin. Söyleyin bakalım. Kaça kadar tenis oynadınız? Yağmur başlayıncaya kadar. Sanırım saat 6'yı çeyrek geçe yağmur başladı. Evet evet. Biz de hemen ıslanmamak için camlı köşke girdik. Orada yağmurun dinmesini beklerken Frank'i tehdit ettiğiniz doğru mu Bay Hugh? Hayır. Sadece onu döveceğimi söyledim. Ama seni öldürmek isterdim dediğinizi de duymuşlar. Olabilir ama ben hatırlamıyorum. 4 kişi tenis maçı yapmışsınız. Bu oyun sırasında başka önemli bir hadise oldu mu? Hayır. Yalnızca oyun sırasında Bayan Brandon'ın tırnağı kırıldı. Bu yüzden bir ara oyunu bıraktık. Ya öyle mi? Bu çok ilginç. Demek oyun sırasında tırnağı kırıldı. Öyle evet. mi? Ne var bunda? Neden öyle bana inanmayan gözlerle bakıyorsunuz? Öyle değil mi Brenda? Tabii öyle. Tenis oynayan herkes raketlerin tırnaklar içinde büyük düşman olduklarını gayet iyi bilir. Bilhassa orta parmağın tırnağı sık sık kırılır. Benim de tırnağım kırıldığı zaman canım çok acıdı. Utanmasaydım bağıracaktım. Ama sonradan tırnağımı tamamen unuttum. Yani tırnağınızı tenis oynarken kırdınız. Evet. Neden bunun üzerinde bu kadar duruyorsunuz anlayamadım. Tenis kortunda öyle mi? Tabii. Tenis başka yerde oynanmaz ki. Ben de size bu konuda birkaç soru sormaya hazırlanıyordum. Bu konuyu açmanız çok iyi oldu. Tırnağınızın kırılıp düşen parçası bulundu. Ah, öyle mi? Buldunuz demek. Duydun mu Hugh? Tırnağımı bulmuşlar. Evet, duydum. Sanırım parça sizin parmağınıza uyacaktır. Kırılan tırnağınızı uzatır mısınız lütfen? Tabii, buyurun bakın. Durun bir bakalım. Evet, işte... Tam tamına uydu. Şimdi size bir sorum daha var Bayan Brenda. Buyurun.
Siz Frank Doris'la birlikte sahanın güney tarafında Hugh Rowland'la Kitty Bancroft'a karşı oynuyormuşsunuz. Evet. Durum böyleyken tırnağınızın kopan parçasının sahanın kuzey tarafında Frank'in cesedinin yanı başında bulunmasını ne diyeceksiniz peki? Tırnak sonradan canlanıp oraya kadar gitmedi ya. Oyunun son devresinde Brenda sahanın kuzeye bakan tarafında oynuyordu. Eğer bana inanmıyorsanız Kitty'ye de sorabilirsiniz. Evet, evet, o sırada kırılmıştı. Parçayı tenis sahasının kapısına yakın bir yerde buldunuz, öyle değil mi? Evet. Buna rağmen siz ille işin içinde bir bit yeniği aramak istiyorsunuz. Bu kadar şüpheci olmayın komiser. Size meseleyi çok daha önce anlatabilirdim. Ama bunun katili bulmaya yarayacağını pek tahmin etmemiştim. Babanız kadar zeki bir avukatsınız Hugh Rowland. Ama bu yalanlara inanacağımızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ben yalan söylemiyorum dedektif Hardley. Kitty'ye sorabilirsiniz. Soracağız tabii ki. Evet, yağmur başladığı zaman dördünüz de camlı köşke sığınmışsınız, öyle mi? Doğru. En yakın yer orasıydı. Peki orada ilginç olan bir şey oldu mu? Aa evet, evet oldu. Az kalsın unutuyordum. Orada Madge Stargus'ın intiharının haberini veren gazeteyi bulduk. Bir yabancı gazeteyi bizden önce gelip oraya bırakmıştı. Camlı köşkte bir gazete bulmanızın ilginç tarafı ne, anlayamadım. Camlı köşk her zaman kullanılan bir yer değildir dedektif. Kullanılmayan eşyaların bulunduğu ve arada sırada tenis oynamaya indiğimiz zaman orada soyunup giyindiğimiz bir yerdir. Bu yüzden temizlenmez bile. Bu takdirde günlük bir gazetenin orada bulunması dikkat çekici bir hale geliyor. Evet. Devam edin Bayan Brenda. Gazeteyi Kitty buldu. O gün hava gazıyla intihara kalkışan bir tezgahtar kızın haberi vardı gazetede. Madge Stargus. Evet. Nedense bu haber Frank'i pek sinirlendirmişti. Kendisi hislerini saklamaya çalışıyordu ama belli oluyordu yine de. Yani sizin kanaatinize göre Frank intihar haberine pek üzülmüştü. Öyle mi dediniz? Bu sadece bizim kanaatimiz değil. Kitty de onun acayip halini fark etmiş olacak ki bir ara senin neyin var diye sordu. Peki Frank sıkıntısının sebebini sizlere açıkladı mı? Maalesef hayır. Şu halde onun bu meseleye üzüldüğü fikrini nereden çıkartıyorsunuz? Belki adamın canı başka bir şeye sıkılmıştı. İzin verirseniz bu sorunuzu ben cevaplandırayım. Buyurun. Frank'in huyu böyledir. Onu yakından tanıyan herhangi bir kimse yüzünün aldığı ifadeden neye üzüldüğünü, neye sevindiğini gayet iyi anlar. Frank daha sonra da bizim konuşmalarımıza sinirlendi. Camlı köşkte fırtınanın geçmesini beklerken canımız sıkılmasın diye cinayet işleme şekillerinden söz açmıştık. Cinayet işleme şekillerinden mi? Bayan Kitty Bancroft bana bundan hiç bahsetmedi. Unutmuş olabilir. Oysa söze Kitty başlamıştı. Bir zamanlar kocasını öldürmekten sanık olarak şüphe altında kaldığını anlattı. Sizin eve geldiğinizi haber alınca aleyhinde delil buldular diye korktuğunu da söyledi. Bayan Brenda, bunlar şaka mı yoksa gerçek mi? Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Kendisi sonradan bunların şaka olduğunu söyledi. Ama ben pek inanmadım. İlginç. Peki siz cinayet işlemekle ilgili fikir ileri sürdünüz mü? Hayır. Ama eşarpla boğarak öldürmenin mükemmel bir cinayet olabileceğini biliyordum. Nereden biliyorsunuz? Bir gün Nick cinayetlerle ilgili bir konu açıldığında en iyi cinayet tarzının insanı eşarpla boğarak öldürmek olduğunu söylemişti. Devam edin. Onun için de Frank'i tenis kortunda cansız yatarken görünce hemen ona koşmadım. Nişanlımın boğularak öldürüldüğünü anlamıştım. Yani korkulu bir rüyanın gerçekleşmesinden farksız bir şeydi bu. Yerimden kıpırdayamadan bir süre orada öylece kala kaldım. Demek öyle. Durumumun pek parlak olmadığını o anda fark ettim. Biraz önce eşarpla adam öldürmenin çok kolay olabileceğini anlattığıma göre nişanlımı aynı metotla öldürülmüş bulunca ne kadar şaşırdığımı ve korktuğumu tahmin edebilirsiniz. Evet. Yalnız anlayamadığım bir mesele var. Yerdeki ayak izlerinin sizin ayakkabınıza ait olduğunu nereden çıkarttınız? Önce ben de anlayamadım. Ama biraz düşündükten sonra bu fikre vardım. Yani aklım hep tenisteydi. Ve yerdeki ayak izleri o kadar küçüktü ki bu civarda benim kadar küçük numara ayakkabı giyen yoktur. Katilin Ayak İzleri adlı oyunun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.